Hocam öncelikle ilk galibiyetimizi aldık ayağınızın tozuyla. Bugün rahatsızlığınızdan dolayı yedek kulübesinde de yoktunuz. İlk galibiyet adına neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii başlangıç güzel olması her zaman iyidir. Galibiyet galibiyettir. Farklı bir skor olabilirdi. Penaltılar kaçırdık, pozisyonlar çok kaçırdık. Direkten dönenler var. Ama yani önemli olan galibiyetti. Onun için lige galip başlamak önemli. İki tane bireysel hata yaptık. Yani hiç futbolda yapılması gerekmeyen iki tane hata. Bu da rakibi umutlandırır son dakikalarda. Umutlandırdı. Ama tabii oyunun hakimi hep baştan sona bizim oyuncularımızdaydı. Tebrik ediyorum oyuncuları. İyi oynadılar ama daha iyi oynamaları gerekiyor. Daha özverili oynamaları gerekiyor. Bu yetmez. Bu bir başlangıç. Sezonun başı her zaman zor geçer ilk maçlar. Zaten rakibi ilk yarı hep kapattı. Kapatabildiği kadar kapattı. Onun için galibiyet güzel. Onları tebrik ediyorum. Bugün biraz hastayım. Ama genelde de zaten şöyle bir şey. Hani ben sahada olmayacağım. Hocalar olacak sahada. Ben dışarıdan başkanla beraber konuştuk. Hocalarımızla konuştuk. Ben her daim dışarıdan gözlemlerimi söyleyip devre aralarında konuşmalar yapıyorum. Onun için oyuncuları da ikaz ediyoruz ve çalışmalarımızda benim talimatım doğrultusunda hocalar da bunları çalıştıracaklar. Zaman zaman ben de oyunculara bunları çalıştıracağım. Ama sahada her zaman hocalarımız olacak. Ben olmayacağım. Ben dışarıdan her daim hep destek. Tam destek. Ve Urgaz Spor taraftarının da halkın da beklediği bir cevaptı zaten. Evet. Bunu da buradan yani, vermiş olduk. Evet. Biz her zaman buradayım. Amaç burada Urgaz Spor'u ayağa kaldırmak. Başkan da ben de bir Trakyalı olarak tabii bana geldiklerinde ben de geri çevirmedim. Çünkü Urgaz camiası aslında taraftarı olan güzel bir şehir. Futbolla dolu bir şehir aslında. Onun için ayağa kalkarsa bu şehir çok farklı olur her şey. Ben de onların her zaman burada yanında olacağım. Bugün ilk maç. Bugün de buradayım. Her zaman geleceğim. Urgaz'ı daha iyi yerlere taşıyacağız inşallah. Hocam emekleriniz büyük olacak tabii ki. Biz sizi daha fazla yormayalım. Bugün rahatsızlığından dolayı. Çok teşekkür ederiz o kadar için. Urgazlı Messi, Onuran Seven. Bugün golünü de attın taraftar için. Neler söylemek istersin? İlk maç, ilk galibiyet. Yani tabii ilk maçlar zor geçer. Yani biliyoruz. Biz de Urgaz Spor olduğumuz için rakipler bize yani daha farklı yani hazırlanıyorlar. Daha hırslı oynuyorlar. Yani 3 puan aldığımız için mutluyuz ama yani 2 gol yediğimiz için de üzgünüz aslında. Yani daha farklı olabilirdi. Biraz daha rahatladık ama yani önümüzdeki maçlarda yani daha stressiz maçlar geçirmek istiyoruz yani. Ben bir taraftar olarak gözlemlediğimi söyleyeyim. 7/24 sizleri takip ediyorum zaten. Yanlarınızda olmaya çalışıyorum. Urgaz Spor sentetik sahalara alışık değil. Değil, evet. Bir de ligin ilk maçı tabii ki. Tabii. Onun da zorlu geçti. Yani rakip kim olursa olsun yani ligin bütün yani alt kategorilerden Süper Lig'e kadar zor geçer. Biz de biliyoruz yani bütün rakipler bize daha hırslı olacağını. Yani zor olacaktı. Hedefimiz 3 puan almaktı. Yani aldık. Daha rahat geçebilirdi. Biraz zora soktuk. Biraz stres yaşattık taraftara da. Önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. Bizler galibiyetten zaten emindik. Emeklerinize teşekkür ediyorum. Gol de attın taraftar için. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, kaptanımız Uğurkan. Uğurkan'ı da böyle alalım. Neler söylemek istersin? Abi ilk maçı aldık. Biraz rahatladığımız maçı biraz kendi elimizi zora soktuk ama sonuçta 3 puan aldık. Önemli olan bu bizim için. Daha iyi olacağız. Daha ilk maç zaten. Daha da iyi olacağız. İnşallah bize güvenleri mahcup etmeyeceğiz. Öyle düşünüyoruz. Bizler sizlere tabii ki taraftar olarak, halk olarak sonuna kadar güveniyoruz. Bu takımın kaptanısın. Ben şunu düşünüyorum. Yani bu takım, az önce Onuran'la da onu konuştuk. Sentetik sahanında bir tık tabii. Zorluklarından dolayı. Ama yani, gerçekten iyi bir performans. Evet, kendi evimizde zaten daha farklı olur. Daha farklı oynarız. Çim sahaya daha çok alışırız biz. Sentetik sahada biraz idmanları da çim sahada yaptığımız için sıkıntı yaşayabiliyoruz da gene de yani daha düzeleceğiz. Çünkü genelde ilk maçlar böyle olur. Sonuçta 3 puan aldık. İşte yaptığımız maçlar da olacak. O yüzden daha da düzelteceğiz kendimizi. Daha gelişeceğiz. Teşekkür ederim kaptan. Görüşmek üzere. Evet, Erdi Bey'i de böyle alalım. Peki ilk maçta her takımın performansı böyle. Biz gerçekten de iyi performanslar geldiğimizi düşünüyoruz. Taraftarımız için de takımımız için de bir gol attın. Bu maç için neler söylemek istersin? Bu maça biraz tutuk başladık. Dakika 20'den sonra biraz kendimizi bulduk. Daha çok pozisyon bulduk. Ardından golü bulunca bir tık daha ateşlendi takım. Ondan sonra ikinci yarı başladığında ikinci golü, üçüncü golü de bulduk. Ardından yaptığımız hatalardan 3-2'ye geldi durum. Biraz
bocaladık. Artık bunlardan ders çıkartarak diğer maçlarda daha dikkat edip artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Önümüzdeki maç kendi evimizde Vize Spor'la oynuyoruz zaten. Gayet de hazır bir takımız zaten. Kendi sahamızda daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi statta daha iyi bir atmosfer olacak taraftarımızla birlikte. O maçın daha iyi olacağını düşünüyorum yine. Bugünkü attığın gol için de Lüleburgaz taraftarı olarak sana teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.